Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çok hızlı ve kolay bir şekilde lezzetli bir et yemeği hazırlayacağız. Dana ciğer kullanacağım bugün. Dananın ciğerini sizler için zarı üzerinde aldım. Nasıl ayıkladığımı göstermek istedim. Bir ucundan tutup altından elinize sokarak ilerleyin ve asla zarı yırtmamaya çabalayın sonuna kadar. Bu şekilde kolayca zarından ayırabilirsiniz ya da kasabınızda ayırttırabilirsiniz. Bazı kasaplar Arnavut ciğeri için çok küçük doğradığı için ben evde kendim doğramak istedim. Şöyle göstermek istiyorum ciğerimin damarları var. İki tarafında da zarı yok. Sadece tek tarafında zarı var. Bu şekilde temizlediğim ciğerimi artık küp küp olacak şekilde doğrayabilirim. Ciğer asla yıkanmaz, suya sokulmaz, sertleşir. Fakat üzerinin kanının kan kokusunu alabilecek en güzel malzeme süttür. O yüzden yıllar önce bu tarifi paylaşmıştım ama yenileme ihtiyacı duydum çünkü çok arkalarda kaldı YouTube'da. Gördüğünüz gibi bu büyüklükte doğruyorum. Çok küçük doğramayın Arnavut ciğerini ki ciğeriniz sulu sulu yumuşacık olsun. Sert bir ciğeri kimse sevmez. Gördüğünüz gibi derin bir kaba bütün ciğeri alıyorum. Üzerine bir su bardağı kadar süt ilave edeceğim. 30 dakika boyunca oda ısısında bekleteceğim. Ciğerlerim bekleye dursun. Ben içine kızartacağım patatesleri küp küp doğrayacağım. Biraz suda yıkadıktan sonra kızgın yağda güzelce kızarana kadar kızartacağım. Kızartma tavamı döküm olarak seçtim. Bunun sebebi Arnavut ciğerinin yani ciğeri için attığınız zaman ısıyı kaybetmemesi. Evinizde varsa döküm tencere, döküm tava kullanın. Eğer yoksa da evinizdeki en kalın tavayı, ısıyı en geç kaybedecek tavayı kullanın. Ya da altını harla açın. Mutlaka ısı 150-160 derecenin üzerinde olsun kızartacağınız yağın ısısı. Şimdi diğer taraftan ciğerleri bulayacağım. Unu hazırlıyorum. Un, kırmızı biber, mutlaka karbonat, bir silme tatlı kaşığı kadar karabiber ve tuzu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırdım. Ciğerlerimi bir süzgeç yardımıyla sütünden arındırıyorum gördüğünüz gibi. Ve hepsini birden boca etmeyecek şekilde gördüğünüz gibi 2-3 kaşık 2-3 kaşık koyacak şekilde una bulayacağım. Bir tel süzgeç yardımıyla unundan ayırıp kızgın yağda kızartacağım. İçine koyduğunuz karbonatın bir tadı bir kokusu olmaz ama etin yumuşacık ve sulu olmasını sağlar. Bu da bir ciğerci sırrıdır. Kızaran patateslerimi tavadan aldıktan sonra ciğerlerimi atacağım. Böyle kalın bir döküm ve harlı bir ateş kullanacaksanız 60 saniyede ciğerleriniz kızaracaktır. Daha az kalın bir tava kullanacaksınız. Diyelim teflonda yapacaksınız. 2,5 dakikada kızarıyor. Hemen onun bilgisini de paylaşmak istedim. Daha fazla kızartmayın. Hatta şöyle bir ilk partide bir tane içinden alın ve bakın içine. İçi sulu ve kanı kaçmışsa artık ciğeriniz olmuş demektir. Tavayı çok fazla doldurmayacak, ısısını da kaybettirmeyecek şekilde bu kadar ciğeri ilk partide kızarttım. Şöyle size yakından göstermeye çalışayım rengini. İçini de en son finalde bol bol göstermeye çalışacağım.
Ciğerlerim adeta lokum gibi oldular. En son finalde bol bol göstereceğim inşallah. Hemen yanına nefis bir soğan piyazımı hazırlayacağım. Beyaz soğanım var böyle tatlı tatlı. Bıçakla olabildiğince ince olacak şekilde bu şekilde doğruyorum. Şimdi üzerine biraz tuz, biraz maydanoz, biraz da sumakla birlikte şenlendireceğim. Pişen ciğerlerim hızlı bir şekilde pişen ciğerlerimin üzerine biraz tuz çekiyorum, kırmızı biber ve biraz da kekikle birlikte baharatlandırıyorum. Baharatı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru patateslerle birlikte karışmasını sağlıyorum. Diğer taraftan soğan salatam da hazır. Şimdi çok güzel bir sunum hazırlamak istiyorum sizler için. Lavaşa saracağım. Arnavut ciğeri hazırlaması en hızlı ama en güzel yemeklerden bir tane bence. Et yemeklerinden bir tanesi. Hele böyle bir de yanına bir bulgur pilavı ya da işte lavaşa sarıldığı zaman yanına başka hiçbir şey istemiyor. Yanına bir ayran çalkalasanız yetiyor. Ben size şöyle en büyüklerden bir tane seçtim. Bir ısırık atacağım, içini göstereceğim. Şöyle biraz elimle sıkacağım, yumuşaklığını göstereceğim. Dışının rengini göstermeye çalışıyorum. Yumuşacık, lokum gibi ağzınızda, damağınızda lezzetini, tadını bırakan bir ciğer oldu. Nasıl lavaşa sardığımı, nelerle sardığımı da şöyle göstermek istiyorum. Çiğ köftelik ince lavaş aldım. Ciğerimi, patatesimi üzerine bir sıra olacak şekilde ve soğan, domatesle birlikte içini şenlendirdim, başladım sarmaya. Ortasından bir bıçakla kesip size şöyle görüntüsünü göstermek istiyorum. Lokum gibi içi sulu sulu pişmiş Arnavut ciğerimiz artık hazır. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.